Sevgili öğrenciler, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çevrimiçi Deneme Sınavı Matematik Soruları Çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Faruk Bey eşi ve çocuklar için hediyeler almış ve bu hediyeleri paketlenirken üzerine numaralar yazdırmıştır. Ve bu hediyelerin kimlere ait olduğunu, numarasının iki tane asal çarpanı olan ve 3 ile aralarında asal olan paketler Hazan'ın paketleridir demiş. Asal çarpanlarını istediği için biz önce şu numaralanmış paketleri asal çarpanlarına ayıralım. 71 asal sayıdır. Direkt kendisini yazarım. 125 5'in 3. kuvvetidir. 27 3'ün 3. kuvvetidir. 80'i 16 çarpı 4 5. 16'yı da 2 üzeri 4 çarpı 5 şeklinde yazarız. 63'ü 7 çarpı 9. 9'u 3 üzeri 2 çarpı 7 şeklinde. 100'ü de 4 çarpı 25'ten 4'ü 2'nin 2. kuvveti, 5'i 25'i de 5'in 2. kuvveti şeklinde yazarız. Şimdi numarası 2 tane asal çarpan olan ve 3 ile aralarında asal olan paketler Hazan'ın paketiymiş. 2 asal çarpan olanlar bunlardır. 3 ile arasında asal olacak dediği için içinde 3 çarpanı olmayanlar Hazan'ın paketleridir. Numarasının bir tane asal çarpanı ve 5 ile aralarında asal olanlar da Yusuf'un paketiymiş. Bir tane asal çarpanı olanlar bunlardır. İçinde 5 çarpanı olmayan da Yusuf'un paketleriymiş. Geriye kalanlar da annenin paketleriymiş. Şu ikisi de annenin paketleridir. Baktığımız zaman Hazal'ın aldığı paketin numaraları 80 ve 100, Yusuf'un aldığı 27 ve 71, annenin aldığı 63 ve 125. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz. Dubai'deki Burj Khalifa 828 metre yüksekliği ve 163 katıyla açıldığı 2010 yılından bu yana dünyanın en yüksek yapısı rekoruna sahiptir. Bu gökdelenindeki A asansörü sadece asal rakamlarının farklı pozitif kuvvetlerinde duruyormuş. Asal rakamların farklı pozitif kuvvetleri. Benim asal rakamlarım 2, 3, 5 ve 7'dir. Şimdi bunların farklı pozitif kuvvetlerini bulalım. 2'nin birinci kuvveti 2, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8, dördüncü kuvveti 16, beşinci kuvveti 32, altıncı kuvveti 64, yedinci kuvveti 128. Sekizinci kuvveti 256 yapar ama 163 kat olduğuna göre 256'yı almayız. 3'ün 1. kuvveti 3, 2. kuvveti 9, 3. kuvveti 27, 4. kuvveti 81 yapar. Yine 5. kuvveti 163 katı geçer. 5'in 1. kuvveti 5, 2. kuvveti 25, 3. kuvveti 125'tir. 7'nin 1. kuvveti 7, 2. kuvveti 49, yine 3. kuvveti de 163 sayısını geçtiği için 3. kuvvetini almayız. Buradaki katlarda asansör duracaktır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 katta duracaktır asansör. Ahmet amca uzunlukları 3 metre ve 2,5 metre, kalınlıkları eşit olan 2 ağaç kütüğünü eşit olarak parçalara bölmek istemiş ve bu kesme işlemi 2 üzeri 3 çift lirası olduğuna göre bu işlem için en az maliyeti sormuş bize. En az maliyeti sorduğu için parçaları mümkün olduğunca büyük yapmaya çalışacağız. Burada 2 tane 3 metre ve 2,5 metrenin EBOB'larına bakmamız lazım. Ondalık sayıların EBOB'larını bulurken sıkıntı yaşıyorsanız sayıları ondalıktan kurtarın. 10 ile çarparsam 30 ve 25'in EBOB'unu bulalım. 30 ve 25'in EBOB'unu bulduktan sonra bulduğumuz EBOB'u tekrar 10'a bölersek 3 ve 2,5'un EBOB'unu bulmuş oluruz. 30 ve 25'in EBOB'u 5'tir. 5'i 10'a böldük. 0,5 yaptı. O zaman 3 ve 2,5 sayılarının EBOB'u 0,5'tir. Şimdi 3 metrelik olan ağaç kütüğünü 0,5'lik parçalara böldüğümüzde 6 parça elde ederiz. 5 metrelik olanı 0,5'lik parçalara böldüğümüzde
2,5 metrelik olanı 0,5'lik parçalara böldüğümüzde 5 parça elde ederiz. Şimdi parça sayısı bulduk. Kesim sayısını bulacağız. Bakın bir çubuğu 3 parçaya bölmek istersek 2 tane kesim yapmamız yeterli. Veya bir çubuğu 4 parçaya böleceksek 3 tane kesim yapmamız yeterli. Yani parça sayısı neyse kesim sayısı daima parça sayısının bir eksiğidir. 6 parça için 5 kesim, 5 parça için de 4 tane kesim yaparız. Toplamda 9 kesim yapmış oluruz. Bir kesme maliyeti 253 lira, yani 8 liraydı. 9 ile de 8'i çarptığımızda 72 cevabını buluruz. Dördüncü sorumuz. Birinci kutudaki sayıların ikinci kutudaki sayılarla çarpımını, sonucu 1'den büyük ise x, 1 ve 1'den küçük ise y olarak kabul edelim demiş ve x üzeri y'nin değerini hesaplayalım. Şimdi birinci kutudaki 3 üzeri eksi 3 ile ikinci kutudaki 3 üzeri 3'ü çarpıyorum. Üstü sayılarda tabanlar aynı ise çarpım durumunda üstler toplanır. 3 üzeri 0. 3 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri eksi 4'ü çarpıyorum. Bunun sonucu da 3 üzeri eksi 7'dir. 3 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri 5'i çarptığımızda sonucumuz 3 üzeri 2'dir. İkincisine geçelim. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 3'ü çarptım. 3 üzeri 5 yapar. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri eksi 4'ü çarptım. 3 üzeri eksi 2 yapar. Yine 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 5'i çarptığımızda 3 üzeri 7 yapar. Son olarak 3 üzeri eksi 2 ile ikinci kutudaki sayıları çarpıyoruz. 3 üzeri 3, 3 üzeri 1 yapar. 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri eksi 4'ü çarptığımız zaman 3 üzeri eksi 6 yapar. 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri 5'i çarptığımız zaman 3 üzeri 3 yapar. Şimdi bunları pozitif mi, daha doğrusu birden büyük mü veya birden küçük mü diye bakalım. Bu 1'dir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1 ve 1'den küçük ise cevabımızı y diye kabul edeceğiz. 3 üzeri eksi 7 1'den küçüktür y. 3 üzeri 2 1'den büyüktür x. 3 üzeri 5 1'den büyüktür x. 3 üzeri eksi 2 1'den küçüktür y. 3 üzeri 7 1'den büyüktür x. Yine 3 üzeri 1 1'den büyüktür x. 3 üzeri eksi 6 1'den küçüktür y. 3 üzeri 3 1'den büyüktür x. X'lerimizin sayısı 1, 2, 3, 4 ve bir de burada var 5. O zaman ben x'imizi 5 olarak alırım. Y sayısı da saydığımız zaman 4 tanedir. Bizden x üzeri y istemiş. Yani 5 üzeri 4. 5'in 4. kuvveti de 625'tir. Cevabımız D şıkkı. 5. sorumuz. Ali Bey alanı 900 metrekare olan kare şeklindeki bahçesinin etrafını 3 sıra dikenli tel ile çevirmek istiyor. Şimdi biz karenin bir kenarına A dersek karenin alanı bir kenarının karesidir, A kare. Bize bunu 900 metrekare olarak vermiş. Hangi sayının karesi 900'dür? 30'un. O zaman karenin bir kenarı 30'dur. Çevresi 4A'dan 4 çarpı 30'dan 120 yapar. Çevresini 3 sıra tel ile çevireceği için çevresini 3 ile çarptığımız zaman 360 metre tel alması gerekir. 6. sorumuzda buğday ekili alan 45 dönüm olduğuna göre arpa ekili alan mısır ekili alandan kaç dönüm fazladır demiş. Önce buğday ekili alanın bir derecesini bulalım. 120 ile 90'ı toplarsanız 210 yapar. 360'dan çıkardığımızda 100
50 derece olur. 150 dereceye karşılık 150 dereceye karşılık 45 dönüm gelmiş. Şimdi biz Mısır'ı bulalım bir. Mısır'ın derecesi 90'dı. 90 dereceye karşılık kaç dönüm geleceğini bulalım. Doğru orantı yaptığınız zaman 150 ile x'i çarptık. Eşittir 90 ile 45'i çarparız. 90'ı 30'a böldüğümüz zaman 3 olur. 150'yi 30'a böldüğümüz zaman 5 olur. 45'i 5'e böldüğümüz zaman 9. 5'i 5'e böldüğümüz zaman da 1 olur. 1 ile de x'i çarparsam x, 3 ile de 9'u çarptım 27. O zaman Mısır ekili alan 27 dönüm olmalıdır. Yine aynı mantıkla 150 dereceye karşılık 45 dönüm gelmişti. Bu sefer de arpayı buluyoruz. 120 dereceye karşılık, buna da y diyelim. Kaç dönüm olduğunu bulalım. Yine doğru orantı 150 çarpı y eşittir 120 çarpı 45. 120'yi 30'a bölersek 4 yapar. 150'yi 30'a bölersek 5 yapar. 45'i 5'e böldüğümüzde 9. 5'i 5'e böldüğümüzde 1. 1 ile y'yi çarptım. Y 4 ile 9'u çarptım. 36. O zaman arpa ekili alanda 36 olur. Bizden 36 eksi 27'yi sormuş. Cevabımız 9. 7. sorumuz. Aynı özellikteki dikdörtgenlerden 10 tane kullanılarak şekil 1 elde edilmiştir ve şekil 2'nin yüksekliği sorulmuş. Şimdi bunlar aynı özellikte ise şunların hepsi 6 kök 5 olmalıdır. 4 tane 6 kök 5, 24 kök 5 yapar. Buranın yüksekliği 24 kök 5'miş. Karşısında şu kısımların her birinin tek tek kaç olduğunu bulmak istiyorsak, bakın burada 6 tane dikdörtgen var. 24 kök 5'i 6'ya böleriz. 24'ü 6'ya böldüğünüzde 4 yapar. 4 kök 5. Demek ki şuradaki her birinin yüksekliği 4 kök 5'miş. Şimdi şekil 2'de bulduklarımızı yazalım. 4 kök 5. Burayı zaten 6 kök 5 vermişti soru. Yine 4 kök 5. 6 kök 5. Ve 4 kök 5. Buradaki sayılarımızı topladığımız zaman cevabımızı 24 kök 5 olarak buluruz. 8. sorumuzda bir bilgisayar programı için işlem akışı yazılmış. Birincisi x ve y sayılarını yaz. Z'yi bulmak için x ve y'yi çarp demiş. Daha sonraki adımlarda z 25'ten büyük ise 5. adıma, 25'ten küçük ise 4. adıma. Bakın x 2, y'yi 4 aldığımızda z sayısı 2 çarpı 4'ten 8 olur. Şimdi bulduğumuz sonuç 25'ten küçük olduğu için 4. adıma gideceğiz. 4. adımda x'in karesini al diyor. X'in karesi yani şu 4 yapar. Y'nin de küpünü al diyor. 4'ün küpü de 64 yapar. Sonra tekrar 2. adıma git. 2. adımda sayıları çarpıyordum. Artık benim x'im 4. Y'yi de 64 olarak aldık. Çarptığımız zaman 4 ile 64'ü 256 yapar. İkinci adımdan sonra 3. adıma tekrar baktık. Z sayısı 25'ten büyük olduğuna göre 5. adıma git demiş. 5. adım Z'nin değerini yazıyor. 256 demek 2 üzeri 8 demektir. 9. sorumuz. Aşağıdaki her bölümün dikdörtgen şeklinde olan kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Ve bizden boy kısmının alanının en az kaç olduğunu sormuş. Şimdi yapmamız gereken şey salon ve oturma odasının ortak kenarını bulmak. Burada 35 ve 40'ın EBOB'unu bulacağız. 35 ve 40 sayılarının EBOB'u 5'tir. Ortak kenarları 5 olarak bulundu. 5 ile 7'yi çarparsak 35 yapar. 5 ile de 8'i çarptığım zaman 40 olur. Yine aşağıda çocuk odası ile mutfağın
ortak kenarını bulmak için 28 ve 32'nin EBOB'unu bulacağız. 28 ve 32'nin de EBOB'u 4'tür. Ortak kenarımız 4. 4 ile 7'yi çarparsak 28, 4 ile 8'i çarparsak 32 yapar. 5'in tam karşısındaki kenar 5. 4'ün karşısındaki kenar 4. Balkonun alanı 22'ymiş. 11 çarpı 2 demektir. Uzun kenarın 11 olması için 5, 4 daha 9. Şu kısma 2 kalır. Bizden holün alanını istemişti. Holün uzun kenarı 7 artı 8'den 15. Kısa kenarı da 2. 15 çarpı 2'den cevabımız 30 olacaktır. 10. sorumuz. Aşağıda tabloda 4 kardeşin metre cinsinden boy uzunlukları verilmiştir ve uzundan kısaya 3. sıradakini soruyor. Şimdi bakın, çözümlenmiş hali verilmiş. Eğer onun negatif kuvvetleri varsa ondalıklı göstereceğiz demektir. Bakın şurası 1 yapar. Daha sonrasında ondalıklı olarak gösteriyoruz. 10 üzeri eksi 1, onda 1'ler basamağı. 10 üzeri eksi 2'de %1'ler basamağıdır. O zaman 1,62 şeklinde yazarız. Geldik ikincisine, bakın direkt 10 üzeri eksi 1 ile başlamış. O zaman tam kısmımız 0'dır. 0,92. Burada da 1 tam, onda 4. Diğerinde de bakın 1,10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1 almamış. Almadıysa orası 0 demektir. 0,9. Şimdi buradan büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En uzun olan Elif'tir. Daha sonra Kübra. Daha sonra Emre. Emre de Merve'den uzundur. Bize uzundan kısaya doğru 3. sırada olanı sormuş. 3. sırada olan Emre. 11. soruda K noktasında bulunan bir top yuvarlanarak kök 220 metre yol aldığına göre demiş. Hangi noktada durur? Kök 220'den önceki ve sonraki tam kare sayıları belirlemek lazım. Kök 220'den önceki tam kare sayımız 196. 220'den sonraki de 225'tir. Bunu kök içerisine aldığımız zaman kök 196 demek 14 diye dışarıya çıkar. Kök 225 de 15 diye dışarı çıkar. Demek ki kök 220 14 ile 15 arasında bir sayıdır. Bakın 6 buradan geldim, 5 buradan geldim, 11. O zaman MN arasında bir noktada top duracaktır. 12. sorumuzda Ali'nin 4 kalemi daha olsaydı kalemini 8'erli ve 12'şerli gruplandırabilecektir diyor. Şimdi Ali'nin biz x tane kalemi olduğunu söyleyelim. X tane kalemi olsun. X artı 4 tane olsaydı 8 ve 15'i gruplandırabilecekse x artı 4'ün 8'in ve 15'in katı olması lazım. 8'in ve 15'in katı da ekoku demektir. 8 ve 15'in ekoku. Bakın 8 ve 15 aralığında asal olduğu için ekokunu bulurken direkt iki sayıyı çarpmanız yeterli. 8 ve 15'i çarptığınızda 120 olur. Bakın soruda bize 3 basamaklı olduğu söylenmiş ve en az dediği için direkt buradaki ekoku alabilirim. Yani x artı 4'ü kaç olarak alacağım? 120 olarak alacağım. Biz Ali'nin kalemlerini x demiştik. X buradan kaç olur? 116. 13. soruda Ahmet öğretmen bir doğal sayının pozitif bölen sayısı kadar da negatif bölen sayısı olduğunu söyledikten sonra aşağıdaki formülü vermiş. Ve 180 sayısının tam bölenlerinin sayısını sormuş. Tam bölenleri diyorsa hem pozitif hem negatif demektir. Tam sayı bölenleri. Şimdi bakın A, B, C asal sayılar. Üstleri de X, Y, Z. Pozitif bölen sayısını bulmak için kuvvetlerini birer arttırarak çarpmış. Şimdi biz de başlayalım bunu yapmaya. 180, 18 çarpı 10 demektir.
Bakın asal çarpanlarına kadar ayıracağım. Onu 2 çarpı 5 diye yazarız. 18'i de 9 çarpı 2 diye yazarız. 9'u da tekrar 3 çarpı 3 şeklinde yazdık. Şimdi o zaman ben artık 180'i şöyle yazabilirim. Bakın 2'den 2 tane var. 2'nin karesi. 3'ten 2 tane var. 3'ün karesi. 5'ten de 1 tane var. 5 üzeri 1. Şimdi pozitif bölen sayısını bulacağız. Yukarıda bize bununla ilgili bilgi vermişti. Kuvvetleri birer arttırarak çarpacağız. Kuvvetleri birer arttırdım. 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 artı 1. Bakın burası 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 yapar. Bunun negatif bölen sayısı da vardır. Onu da şöyle yazalım. Negatif bölen sayısı. Yukarıda ne demişti? Pozitif bölen sayısı kadar da negatif bölen sayısı vardır. İşte bu ikisinin toplamı bizim cevabımızdır. Cevabımız 36. 14. sorumuzda Murat hedefe 2 ok atacaktır. Attığı ilk okun taban, ikinci okunda üst olması istenmiş. Ve Murat'ın alacağı puan aşağıdakilerden hangisi olamazmış? Bakın ilk attığımız ok taban, ikinci ok da üst olacak. Şimdi ben diyelim ki attı Murat ilk oku, 4'e denk geldi. İkinci ok 3'e denk gelsin. 4'ün üçüncü kuvveti kaçtır? 64. 64 puan almış olabilir. İlk attığı ok 3'e denk gelsin. İkinci attığı 4'e denk gelsin. 3 üzeri 4'ten 81. 81 de olabilir. İlk attığı ok 3'e denk gelsin. İkinci attığı ok eksi 2'ye denk gelsin. 3 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti demektir. O da 1 bölü 9 yapar. Bakın burada cevabımız 8'dir. 8 puan alma şansı yok. 15. sorumuzda dünyada her ay ortalama 480 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bizden 10 yıl sonunda çöpe atılan ekmeğin bilimsel gösterimi istenmiş. Şimdi her ay yani bir ayda 480 milyon. Ben bunu 480 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabilirim. Hatta buradaki sıfırı da bu 10'a eklediğim zaman 48 çarpı 10 üzeri 7 diyebiliriz. Bir yılda ise bir yılda 12 ay olduğu için bir ayda olanı 12 ile çarpmamız yeterli. 12 çarpı 48 çarpı 10 üzeri 7. 48 ile 12 çarptığınız zaman 576 bulursunuz. Yanında da 10 üzeri 7 var. Bize 10 yılı sormuş. O zaman bulduğumuz bir yılı da 10 ile çarpmamız lazım. 10 çarpı 576 çarpı 10 üzeri 7. Bunu da yine 576 çarpı, bakın 10'un birinci kuvveti, 10'un yedinci kuvveti 10 üzeri 8 yapar. Bilimsel olarak gösterirken virgül burada 1, 2 basamak sola kaydırdığımızda 5,76 çarpı virgülü sola kaydırıyorsak 10'un kuvveti artar. 2 basamak sola kaydırdık. 8'i 2 arttırdığımız zaman 10 üzeri 10 yapar. 16. sorumuzda A noktasına bulunan bir karınca kenar uzunluğu kök 2 birim olan ABCD karesinde bütün köşelere uğrayacak demiş ve aldığı toplam yolun uzunluğu ardışık AB sayıları tam sayılar arasında ise A çarpı B. Bakın A noktasından başlayıp tekrar A noktasına gelecekse kenarları üzerinden gitmelidir. Bu kenarların her biri kök 2 olduğuna göre karıncanın aldığı yol 4 tane kök 2'dir. 4'ü de kökün içerisine attığımız zaman 16 diye gelir. İçinde de 2 var. Çarparsak kök 32. Kök 32'den önceki tam kare sayı 25, sonraki tam kare sayı
36'dır. 25'i kök içerisine aldığımız zaman 5 diye, 36'da 6 diye çıkar. Demek ki 5 ile 6 arasında olacak. O zaman A sayısı 5, B sayısı 6, 5 çarpı 6'dan sorumuzun cevabı 30'dur. 17. sorumuzda hilesiz bir çizgiler atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 10 olmasını sormuş. Biliyorsunuz zarda 1'den 6'ya kadar numaralar vardır. Toplamı 10 olmasını istiyorsa ya 1. zarın 4, 2. zarın 6 gelmesi lazım veya 5'e 5 gelmeleri lazım ya da 6'ya 4 gelmeleri lazım. Toplam durum sayımız 3 tane. Bizden istenen 3 durum var. Toplam durumumuz ise 2 tane zar atıldığı için 6'nın karesi yani 3 bölü 36 yapar. Buradan da sadeleştirme yaparsak 3'e bölersek 1 bölü 12 olur cevabımız. Bir otobüste cam kenarındaki numaralı koltuklar belirli 36 arasındaki sayılardan oluşmaktadır. Öykü cam kenarında 5'in katı olan bir numarada oturuyor. Furkan ise Öykü'nün tam önünde. Çarpanların sayısı 5 olan koltukta oturmaktadır. Furkan'ın oturduğu koltuk numarası kaç olabilir? Şimdi biz bir yazmaya başlayalım otobüsteki koltuk numaralarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Burada bir bakalım cevap bulabilecek miyiz? Cam kenarı olanlar 5 ve 20. Şuradaki 15 ve 10 koridor kısmına denk gelir. Öykü cam kenarında oturacak diyordu. Furkan da Öykü'nün hemen önünde. 5'in hemen önünde 1 var. 1 olmaz cevabımız. 20'nin hemen önünde 16 var. Şimdi bakalım bir 16'nın kaç tane çarpanı var? Çünkü 16'nın bakalım 5 çarpanı varsa cevabımız 16. 16 çarpanlarına ayırdım. 1, 2, 4, 8 ve 16. Kaç tane? 5 tane. Cevabımız C şıkkı. 19. sorumuz. Kenar uzunlukları AB uzunluğu 9 kök 6, BD uzunluğu 16 kök 2 olan dikdörtgen biçimindeki bir araziye Ali Bey buğday, mısır, pamuk ekmek istemektedir. 1 kilogram buğday tohumu kök içerisinde 48'miş. Bunu 16 çarpı 3 diye yazsak kök 48, 16'da dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 3. 1 kilogram mısır ise kök 12'ymiş. 4 çarpı 3'ten 4'ü dışarıya 2 diye çıkarttık. 2 kök 3. 1 kilogram pamuk da kök 3'müş. Her birinden en az birer kilogram kullanmak şart. Şimdi önce biz bu renkli kısmın alanını bulmaya çalışalım. Bakın AB'nin uzunluğu 9 kök 6 ise saydığımız zaman şurada 9 tane dikdörtgen vardır. Her dikdörtgenin kenarı kök 6 birimdir. BD uzunluğu 16 kök 2. Şurayı saydığımız zaman 8 tane BD'de 8 tane dikdörtgen vardır. 16 kök 2 8'e bölersek de buradaki dikdörtgenin kenarında uzunluğu 2 kök 2. Şuradaki renklilerden bir tanesini alıyorum. Bakın şurası kök 6, burası 2 kök 2. Bunun alanı 2 kök 2 ile kök 6'yı çarparsak buluruz. Yani 2 kök 12. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazsak, 4 de dışarıya 2 diye çıksa, başında da bir 2 var. 2 ile 2 çarptım 4, 4 kök 3 demektir. Şimdi burada renkli dikdörtgenleri saydığımızda 14 tane vardır. O zaman 14 ile 4 kök 3'ü çarptığımızda 56 kök 3 benim toplamda ekilmesi gereken alanım. Peki bize ne demişti? Her birinden en az 1 kilogram kullanacağım. 1 kilogram buğday aldım.
1 kilogram mısır aldım. 1 kilogram da pamuk aldım. Topladığım zaman 7 kök. 3'ü burada kullandım. Bakalım geriye ne kadar kaldı? 56 kök 3'ten 7 kök 3'ü çıkardığım zaman 49 kök 3 kaldı. Unutmayın, şurada bakın 3'ünü kullandım. Yani burada 3 kilogram tohum kullanmış oldum. Şimdi 49 kök 3'ü artık ekmeye başlayacağız. En az dediği için en fazla olanla devam etmeye çalışacağız. En fazla olan 4 kök 3'tür. Buğday tohumu. 10 tane 10 kilogram olsa 10'la 4'ü çarpsam 40 kök 3 yapar. 11 olsa 44. 12 kilogram buğday tohumu alsam 12 ile 4 kök 3'ü çarpsam bakın 48 kök 3 yapar. Benim boş yerim 49 kök 3'tü. Kök 3'lük bir kısım kaldı. Ona da 1 kilogram pamuk eksem. Burası da kök 3 yapar. Şu ikisi 49 kök 3 yapmış oldu. Bakın burada 12 kilogram kullandım. 1 kilogram da burada kullandım. 13. Şurada da 3 kilogram başta kullanmıştım. 16 kilogram kullandık. 20. sorumuz. Yukarıdan yan yana çizilmiş 10 tane karenin herhangi 3 karesindeki sayıların toplamı 14 kök 2 imiş. Şimdi bakın kök 18'i 9 çarpı 2 desek 9 da dışarıya 3 diye çıksa bunu 3 kök 2 olarak yazabiliriz. Kök 72 de kök içerisinde 36 çarpı 2 diye yazsak 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 2 de. Şimdi bakın şu ve bu ikisi yan yana olanların toplamı 14 kök 2. Burası 13 kök 2 ise şu ikisinin toplamı 11 kök 2 olmalı. Tekrar bakın şuraya bu üçü de yine yan yana bunların da toplamı 14 kök 2 olacak. Bu ikisi zaten 11 kök 2 idi. O zaman buna 3 kök 2 kalır. Aynı mantıkla şuradan devam edelim. Bakın şu 3'ü toplamı 14 kök 2 olacak. Zaten şu kök 72 6 kök 2'dir. O zaman şuraya 8 kök 2 kalır. Tekrar şu ve bu kareye baktığımızda bu 3'ünün toplamının da 14 kök 2 olması lazım. Bu ikisi 8 kök 2 ise buraya da 6 kök 2 kalmış oldu. Şimdi A sayısının yanındaki kare 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Şurası A sayısı. Burası da 6 kök 2. Yine buranın da toplamı 14 kök 2 olacaktır. 6 kök 2 ile 3 kök 2 toplarsam 9 kök 2 yapar. 14 kök 2 olması için A'nın 5 kök 2 olması gerekir.